En güzel bahar. Kırmızı, sarı, turuncu yaprakların uçuşmasıyla başladı. Bahçede bir müzik sesi duyuldu. Sonbahar yapraklarının arasında elinde elmasıyla bir kirpi şarkı söylüyordu. Mevsim sonbahar, mevsim mevsim sonbahar, yapraklar döküldü, toprak yaprak büyülündü, havalar soğudu, şemsiyeler uçuştu, uç bakalım uç bakalım, uç 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 bakalım, uç bakalım uç bakalım, uç 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 bakalım. Sarı, turuncu, kırmızı yapraklar havada uçuşurken kirpi çocuklara seslendi. Hey çocuklar, aklıma ne geldi biliyor musunuz? Havlar solmadan güzel bir sonbahar partisi yapalım mı? Çocuklar evet diye bağırdı. Bu harika bir fikir. Kirpi, hadi o zaman hazırlıklara başlayalım. Sonbaharın bu son günlerinde çok eğleneceğiz dedi. Vardı. Ertesi gün hazırlıklar tamamlanmıştı. Kocaman bir masada annelerin hazırladığı balkabaklı cevizli kekler, kestaneler şarkı söylerken çocuklar çok eğleniyordu. Aniden bir rüzgar çıktı. Yapraklar oldukları yerden ayrıldı. Sanki rüzgarda sörf yapıyormuş gibi bir sağ bir sola uçuşuverdi. Sahnede şarkı söyleyen kirpi aniden sustu. Tehlikede olduğunu zannederek top şeklini aldı. Çocuklar ise rüzgarda yapraklarla birlikte dans etmeye başladılar. Kirpi biraz sonra ürkek ürkek başını kaldırdı. Rüzgar birlikte uçan yapraklarına da dans eden çocukları gördü. Ne harika bir sonbahar manzarası diye düşündü. Herkesin eğlencesinden devam etmesi için şarkısına devam etti. Parti devam ediyordu. Kirpi çocukların elleriyle gökyüzünü işaret ettiklerini gördü. Gökyüzüne merakla baktı. Kuşlar uçuyordu. Göçmen kuşlar bunlar. Sıcak ülkelere gidiyorlar, dedi çocuklardan biri. Diğer çocuklar da neşeyle el salladılar kuşlara. İlkbaharda yine gelin, diye bağırdı bir diğer çocuk ve partiye devam ettiler. Kırmızı, sarı ve turuncu yapraklar rüzgarda dans ederken, çocuklar neşeyle dans edip şarkı söylerken, kuşlar uçuşlarını durdurdu ve çocuklara birlikte cıvıltılarıyla şarkı söylemeyi başladılar. Böyle bir koro daha önce hiç görülmemişti. Hepsinin en büyük dileği bu büyülü günün bitmemesiydi. Eğlence devam ederken çocuklardan birkaçı ellerine kocaman bir pastayla göründüler. Kocaman bir pasta, sarı, turuncu ve kahverengi bir sonbahar pastası. Kirpi müziğin ritmini daha da hızlandırdı. Herkes pastanın etrafına dizildi. Bir an önce pastayı kesip yemek istiyorlardı. O kadar çok acıkmışlardı ki kirpi bile müziği bırakıp pastanın yanına gitti. Hepsi bir güzel karnlarını doyurdular. Pastayı bitiren çocuklar biraz dinlenmek için tam ağacın altına gelmişlerdi ki bir gök gürültüsü duyuldu ve yağmur başladı. Ne yazık ki yağmur çok uzun sürmedi ve onları çok ama çok güzel bir manzara karşıladı. Kocaman bir gökkuşağı. How magical is the rainbow? Beautiful bright colors mix with warm autumn colors. The bird flew jolly around the rainbow. The children were amazed. They shook hands and made a great circle, shouting cheerfully, "Hooray the rainbow! Hooray autumn!" The red, the yellow, orange, and brown leaves began to sleep again, and to the rest of the heads of the children. On the cold bodies of the haggots,
of the dormants and squirrels that had come out of their burrows to enjoy that wonderful spectacle of nature. Gökkuşağını hayranlıkla seyrederler. Gökkuşağının renklerinden kendilerine renk isimleri seçtiler. Sonra çocuklardan biri, eğer gökkuşağının altından geçersek bir dileğimiz kabul olur. Biz de gökkuşağının altından geçerken son bağının hiç bitmemesini dileyebiliriz dedi. Tüm çocuklar heyecanla hadi geçelim diye bağırdılar. Hepsi sırayla gökkuşağının altından geçtiler. Kibrit arkalarından koşarak gökkuşağının altından geçti ve çocukları seslendi. Çocuklar, sonbahar mevsimini çok seviyoruz ama diğer mevsimlerinde kendilerine göre güzellikleri var. Aynı zamanda bizim diğer mevsimlere ihtiyacımız var, dedi. Çocuklar bir an durdular ve düşündüler. Kirpi doğru söylüyordu. Her mevsim çok güzeldi ve neşeyle geçmeliydi. Ama önce sonbahara en güzel şekilde veda edilmeliydi. Sonra kış gelip kar da yağardı. İlkbahar ve yaz harikaydı. Tekrar el ele tutuştular ve neşeyle